Abi nerede kaldın ya? Ya sorma kardeş, ufak tefek işlerim vardı, anca geldik ya. Vallahi ortalığı velveleye verdi seni. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Neyse. Lan telaştan görüyor musun? Menekşe bizi ne hallere soktu. Bir sürü çekiver kardeşim. Sağ olasın. Boş ver, bana bir müsaade et. Hadi görüşürüz. Yüreğimden sızıp kaldı vicdansız. Yıktım dünya böyle bin bir an. Hayalim karşımda gitmiyor bir an. Her nereye baksam seni hatıram. Hayatımda izin kaldı. Baktım adam yerde yatıyor lan. Oğlum bak sana. Lan sen niye geldin la, gelmeseydin keşke. Yok abi böyle daha iyi. Kimmiş? Ha. Şey abi, İshak Samancı. Sırtına iki kurşun. Gören duyan var mı la? Vallahi abi işte komşular duymuş. Silah sesi falan duymuşlar. Ondan sonra da polisi aramışlar. O ne lan? Adres çıktı abi cebimden. Kale içi Kurt Sokak No 4. Ben orayı biliyorum abi. Bir yan sokakta. Ha. Gidip bakalım da o zaman. Ne yaptınız? Cebinden bir adres çıktı. Biz de gidelim bakalım diyoruz ama aramayız lazım. Hallederim ben. Ha. Yürü de. Halledermiş savcılar. Kimmiş? Ha, savcım. Kimliği üstündeydi zaten. İshak Samancı. İki kurşun sıkmışlar sırtına. Kovanlar da zaten burada. Komiserim. Bu kim lan? Bu arkadaş silah seslerinden sonra buradan koşarak uzaklaşan birini görmüş. Katil mi? Katil mi bilmiyorum komiserim. Koşarak aşağı doğru gitti. Tarif edebilir misin? Ederim tabii. Kısa boylu, genç, tıraşlı, temiz efendi bir çocuğa benziyor. Ha. Tamam götür ifadesini anlat. Yürü kardeş. Ne yaptın lan? Allah gece hiç uyuyamadım. Ben konuştum da. Fazla bir ceza almayacaklarsa. Sayılı gün. Geçer. Geçer. Geçer de bana geçer abi. Ben oradan oraya koşuşturuyorum da Larissa'ya geçerim. Ona zor gelir. İnsanın başına gelince çeker. Çekince geçer. Doğru. Geçer. La oğlum nerede kaldın la? K***miz dondu burada be. Selam. Hangi kapıyı açıyorsun? Ha, şu kapı. Tamam sen git. Merak etme. İçerideki kapılar bende. Hadi eyvallah. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Eyvallah. Nereden başlayalım abi? Sen buraya bak. Ben de içeri bakayım. Tamam. Vay, kitaplara bak lan. Şişt, ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz lan? Niye geldiniz? İşimiz bitti. He, iyi yaptınız. O ne la öyle? La adamın fotoğrafı. Şu kadın da bir yerden tanıyor gibi ama çıkartamadım ha. Alo. Ha abi. Bak be. Ana, o nereden çıktı? Tuvaletten. Siz nereden çıktınız ya? İşimiz bitti, geldik biz de. İstemiyorsanız gidelim biz. Alet bu olabilir abi ya. Barut kokusu var. Olay yerinde bulduğumuz kovanlar da 9 milimetre. E o zaman bunu balistiğe göndermek lazım. Hallederiz. Ha abi, adam da bu olabilir ha. E çıkar fotoğrafı. Al. Hadi.
Kimsin lan sen? Komşusuyum. Sesleri duyunca geldim. Siz kimsiniz? Biz polisiz. Sen yukarıda kimin yaşadığını biliyor musun lan? Emin abi yaşıyor. Ha, Emin bu mu? Bakayım amirim. Evet, bu amirim. Bu ne iş yapıyor bu Emin? Sanatçı kendisi. Bir pavyonda cümbüş çalıyor. Hangi pavyonda çalışıyor? Ya pavyonda. Hadi, hadi. Al fotoğrafı, al. Ha, fotoğraf ver kardeşim. Buyurun. Hadi, sağ ol. Bir bulut kayılıyor Sivas elinden. Bir bulut kayılıyor Sivas elinden. Programdan sonra Emin bizim yanımıza gelsin ha. Emredersiniz abi. Bu arada bir şey alır mısınız? Bir de getir bize. Emredersiniz. Hayalet. Sabah Eda'yla konuşalım da şu İsa bir araştırsın bakalım. Emin'le bir bağlantısı var mı yok mu? Baksın. Tamam abi. Ben de sabahtan adli tıbba giderim abi. Eyvallah. Kaçıyor ya lan. Lan! Başım falan gider. Geride gel, in aşağı, git! Gel lan! Çık dışarı. Abi gel lan buraya, gel! Dön, dön! Korsan, kusura bakma! Dön, dön! Kusura bak! Dön! Gelin şu. Günaydın. Günaydın. Diğerleri nerede? Onlar İsa'nın evine gittiler, gelirler şimdi. Amirim geldi mi, burada mı? Geldi odasında. Yarım saat kestireyim dedi. Dün akşam uyuyamamışsınız galiba. Uyuyamadım. Olay yerine gittik. Oradan da Emin'i almaya işte zaten bir saat önce geldi. Harun. Nasılsın? İyiyim. Biz seninle daha önceden konuşamadık ya. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa... Eyvallah Eda. İyiyim ama bu arada, sorun yok. Ne yaptınız lan? Bu İshak yalnız kalıyormuş abi. Bir de inşaat işçiliği yapıyormuş. Otopsi de yarın çıkacak abi, şimdi aradım. Balistik? Ona şimdi gideceğim ya. La oğlum çabuk git la. Selim gidene kadar sen çok daha anı alırsın ha. Bu İsa'ya ne yaptın kızım sen? Bakıyorum amirim. Çabuk araştır. Tamam. Amirim ben ne yapayım? Sen de ne yapsın lan? Ne bileyim çay getirsin. Ha. Bir de şu herife bakalım be. Akşam neredeydin lan sen? Pavyondaydım abi. Sen pavyona saat kaçta gidiyorsun? Akşam 9'dan önce giderim. Yemeğimi de orada yiyorum zaten. Niye kaçtın? Garson gelip de polisler geldi. Seni sordular deyince kaçtım. Tamam da niye kaçtın? Kaçacak bir şey mi yaptın? Yok babam, ne yapacağım? Ben cümbüş çalmaktan başka bir şey yapamam ki. Ya sen anlamıyor musun adam? Bak ne diyor? Niye kaçtın diyor. Bir şey yapmadıysan diyor. Niye kaçtın diyor.
En son polisler geliyor kaçın dediklerinde kaçmamıştım amirim. Tam 5 yıl yattım. Dönce adam nerede lan? Kaçtı lan adam. Amirimiz 4 kişi dedi. Şu simitçilerden birini alalım. Sorgu sual derken meramımızı anlatamadan 5 yıl yattım. 5 yıl yattın. O yüzden ben de kaçtım. Bu kaçmış yani öyle mi? Vallahi en azından bir heves ettik amirim. Bak dayı, sokakta bir tane adam öldürüldü. Cebinden de senin adres çıktı. Niye çıktı? Bir de helada tabancam varmış. He. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. O tabancanın ruhsatı var mıydı lan? Var. Bulundurma ruhsatım var amirim. He, tuvalette bulundurma ruhsatım var. Komiserim, bizim oralarda bir laf vardır. Tedbirsiz abdest bozmaya oturan domalı domalı daş arar derler. Domalı domalı. İyiymiş la. Oğlum o zaman sen niye domalı domalı taş arıyorsun? Nereye s***sın? He? Amirim, Menekşe Hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Benimle? Evet amirim. Bize anlatın dedik ama ille de sizi göreceğim diye tutturdu. Şuna bir görgü tanığını gösterin lan. Hanımefendi birazcık sakin olun. Gelecek şimdi amiri. Nasıl sakin olayım bacım? Yarım saattir bekliyorum. Saygı kalmamış ki vatandaşa. Ya zaten emini sorguluyor. Gelecek şimdi. Ben size bir tane daha çay ikram edeyim. İsmim, ismim. Haydi. Nerede o Emin? Şikayetçiyim ondan. Arabamı mahvetmiş. Kesin adamı da vurmuştur ya. Ya sen bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Ben sakin oluyorum. Ya bir sakin ol ya. Adamın sorgusu devam ediyor. Bir sakin ol. Ya vurmasa niye kaçsın? Vurdu ki kaçıyor kardeşim. Yazıklar olsun ona da ya. Az mı yaven ekmek, kuru ekmek, soğan yedik beraber. Tamam abla bir sakin ol ya. Ya nasıl sakin olacağım? Şikayetçiyim ya. Şimdi şeyden geliyorum. Sahneden arabam mahvolmuş. Ya biz o işlere bakmıyoruz. He. Zaten sen gelmesen biz de sana gelecektik. Sana birkaç sorumuz var bizim. Buyurun sorun kardeşim. Bu Emin'in düşmanı var mıydı ya da kavga ettiği birileri? Düşmanını falan ben bilmem kardeşim. Bir güzel cümbüş çalıyor dediler. Bir dinle dediler. Dinledim işe aldım. He öyle. Peki silahlı olduğunu biliyor muydun? Silah mı? Silah ya silah. Abi o ne silahı? Bu herif dün gece işe kaçta geldi? Dün bayağı da geç geldi. Biz 10 saniye çıkıyorduk. Son anda yetişti. He. Sen bir çay ver ya. Vereyim. İyi hadi kardeşim söyle bize içeyim bir tane. Sen bir sakin ol ya. Sakin ol sen. Kaçarken gördüğün adam bunlardan biri miydi? Benim gördüğüm adam burada yok komiserim. Emin misin? Eminim komiserim. Benim gördüğüm adam bunlardan gençti. Sen şimdi bu adam ateş ederken görmedin öyle mi? Yok komiserim. Ben sadece koşarken önümden geçti öyle gördüm. Ateş ederken falan kimseyi görmedim ben. Sen şu adam bir daha tarif et la bakayım. Vallahi komiserim 1.65 boylarında kısa saçlı, temiz yüzlü, tıraşlı bir çocuktu. Bunların hiçbiri değil diyorsun yani. Yok komiserim. Bunların arasında yok benim gördüğüm adam. Harun, nasıl oldun? İyiyim. Alo. Ne haber, ne yapıyorsun? İyilik, senden ne haber? İyiyim ben de, koşturuyorum. Ya ben senden bir şey isteyeceğim. Yardımcı olursan süper olur. Zaten bir defa da hal atıp sormak için arasa şaşarım ha. Ay aşk olsun ya, o kadar muhabbetimiz var. Ne olur yardımcı olsan. İyi, ne istiyorsun? Kesik parmak dosyasını. Yuh, onun daha ne oldu belli de. Neyi yazacaksın ya? Neyin belli olmadığını yazarım ben de. Tamam şimdi bizim önemli işlerimiz var. Ben ararım seni sonra. Hadi. Eda, aga içeride mi? İçeride içeride. Dur bekle ben de geliyorum. Şşş, balistik geldi lan. Gelsene. Abi. He. Kurşun Emin'in evde bulduğumuz silahtan çıkmış. He ama hala inkar ediyor. İshak Samancı'yı araştırdım amirim. İshak'ın ailesiyle Emin'in ailesi arasında kan davası var. He. Yakınlarına ulaşabildiniz mi lan siz? Yarın sabah kardeşi gelecek cenazeyi almaya. Yarın otopsi için gittiğimde ona da bakarım abi. Eyvallah da. Ha bu arada şahit Emin'i teşhis edemedi. Daha genç biriydi benim gördüğüm diyor. Allah Allah. Ha. Oğlum o zaman şunu iyice bir tarif ettirin de adamlar robot resmini çizsinler. Mahalleden biri olabilir ha. Tamam. Şu hayaleti de söyleyin, araştırsın bakalım. Tamam abi. Sen de şu Emin'in sorgu odasına al da. Bir daha konuşalım bakalım. Tamam. Tamam.
Cümbüş çalıyorsun demek. He öyle. E saz var, dümbelek var. Cümbüş çalmak nereden geldi aklına? Kadının oğlu ölmüş, biliyor musun o hikayeyi? Yok. Bak anlatayım daha dinle. Oğluna ağıt yakıyormuş. Vay civanım, vay aslanım. Şöyle ameliyat eder idi. Böyle dikiş diker idi. Şöyle neşter sallar idi falan deyince. Orada oğlunun arkadaşları da biri de demiş ki, ya ana, senin oğlan cerrah değildi ki. Ana da demiş ki, olsun çok heves eder idi. Yani benimki de o hesap, heves ettik işte. Of of. Ne oldu? Hiç. Ne olsun ki? Millet dışarıda ne fırıldaklar çeviriyor, elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Bizim bir suçumuz yok, günahımız yok. Tuttular ensemizden, tıktılar şu deliğe. Arkamızda da kimimiz kimsemiz yok ki. Hani şöyle bir mebus falan bir tanıdığımız olaydı. Bu durumlara düşecek adam mıydım ben? Tamam kardeşim, gel hadi gel. Ya komiser, yapmayın etmeyin, gözünüzü seveyim ya. Bizim bir suçumuz, günahımız yok. Tamam kardeşim, hadi gel. İshak senin kanınmış lan. O yüzden mi öldürdün? Ben kimseyi öldürmedim amirim. Ya kardeşim, kanının senin silahınla öldürülmüş. Bak itiraf etmezsen hem köyde şanın da yürümez. İtiraf et, şanın yürüsün lan. Ya şanı batsın komiserim. Ben öldürmedim diyorum size. Bu kan davası ne zaman başladı lan? Ne zaman başladığını bilmiyorum. Sordum, soruşturdum, cevap veren de olmadı. Yetim büyüdük anlayacağım. Sıra sana geldi dedi dedem. Babamın kanını yerde koymayacakmış. Bir sürü şey daha söyledi sonra. Ama ben hiçbirini kabul etmedim. Sonra da o şehirde beni barındırmayacaklarını anladım. Kamyon şoförlüğünden inşaat işçiliğine kadar her işi yaptım. Fırınında da çalıştım, berberinde de çalıştım. Almanya'da iş var dediler, atladım gittim. Orada da evlendim. Gerçi yürümedi, ayrıldık. Döndüm memlekete. Tabii bu arada sülaleyle de bütün bağı kopardık. Kendi anamın cenazesine bile gidemedim. Ne oldu bu kan davası? Abim gitmiş karşı tarafı vurmuş. Karşı tarafta gelmiş abimi vurmuş. Sen de gittin, abini vuran adamı vurdun. Ben kimseyi vurmadım komiserim. Ben birini vuracak olsam babamı vuran adamı vururdum vaktiyle. Ya Emir! Silah sana ait. Adam da senin düşmanın. Sen daha neyi inkar ediyorsun ya? Ben kimseyi öldürmedim amirim. Emir, sen beni anlıyor musun ya? Anlıyor musun? Bak silah sana ait diyorum bak. Herifin cebinden de, o İsa'nın cebinden de senin evinin adresi çıktı. Şimdi adam seni vuracaktı. Sen bunu daha önceden öğrendin. Adam seni vurmadan önce gittin herifi öldürdün. Vallahi billah bak, yalan söylemiyorum. Ekmek gözüme dursun. Adamın Ankara'da olduğundan bile haberim yok amirim. Sen neredeydin lan cinayet saati? Pavyondaydım. Pavyondaydın. He? Ya orada olsan neyse, pavyona geç gitmişsin. Ya amirim, ben pavyona hep geç giderim. Bu yeni bir şey değil ki. Ya Emin, bak bütün deliller senin aleyhinde. Babuş bir baksana. Buyurun, ne lazımdı? Bir şey lazım değil kardeş. Birini soracaktık biz sana. Hayırdır, polis misiniz? He. Sen şuna bir baksana, tanıdık geliyor mu? Benzetiyorum ama yukarıda Burhan diye bir çocuk var. Ona çok benziyor komiserim. Evi nerede biliyor musun sen bunun? Az ileride. Sarı evin yanında. Geceleri çalışıyor, gündüzleri evde. Ama nerede çalıştığını bilmem. He, bilen biri var mıdır? Mahalleye geleli birkaç ay oldu. Bilen var mı bilmem. Sen şunun evini bir tarif et bakın. Buyurun. Edeyim. Az ileride hocam. Sarı evin yakında.
seni mi takip ediyor? Yani şüpheleniyor mu senden? Merak etme, bir şey olmaz. Ne yapacaksın? Hiçbir şey. Aziz abi zaten elinde delil olsaydı çoktan karşıma çıkardım. E dedim ben sana ama devam etme artık diye. Merak etme, zaten uzun zamandır bir şey yapmıyorum. İyi o zaman. Ben süt içeceğim, sen de içmek ister misin? Yok sağ ol. Ya bir dahakine şu pastörize olanlardan alır mısın, şu günlük olanlarından? Biliyorum, biliyorum. Baktım markette yoktu. Sen Aslı'yla görüşüyor musun? Görüşüyorum komiserim. Benim hakkımda konuştunuz mu? Ne gibi? İşte Lillari sen içeri girdiğini falan söyledin mi? Ha yok, bilmiyor Aslı, bilmiyor komiserim. İyi tamam, sorarsa bir şey söyleme. Söylemem komiserim, siz merak etmeyin. Bak bu Aslı zamanında Eda'ya demiş ki Lillari'yi araştır falan. Sana da öyle bir şey söyledi mi lan? Yoo. Aslı Eda'ya mı sormuş? Bana da bir kere sordu ya, nasıl bir kız bu Larissa falan diye. Ben de iyi bir kız dedim. Eda ne yapmış peki? Eda sağlam kız oğlum. Hiçbir şey yapmamış. Geldi bana söyledi, satmadı beni. O da etkilendi tabii olaylardan, hepimiz gibi. Nasıl etkilendi? Fark etmediniz mi komiserim? Size karşı bakışları falan değişti. O da kaygılanıyor yani sizin için. Allah Allah. O kaygılanmasın. O kaygılanmasın ya. Senin sevgilin var mı? Yok. Niye sordun? Hiç. Senin sevgilin var mı? Yok. Ya bak deden geldi. Niye geldin dede? Ne olan, gelmese miydim? Biz böyle iyiydik. Kime çektin sen lan? Sana. Başka kime çekeceğim? Hadi git yat. Yatmayacağım. Yatmayacağım mı dedin? Bak ananı çağırırım, bir daha burada kalamazsın. Ben anne, ben sizde oturacağım. E otursun abi, ne olacak? Tamam otur. Ama hiçbir şeye karışmak yok. Tamam. Ne yaptın? Ne yapayım? Kesik parmak cinayetleriyle ilgili son gelişmeleri yazdım. Yarın çıkacak mı haber? Çıkacak. Çıkmadan sana da okuyayım istedim. Tamam. Sen ne yaptın abi? İyiyim işte, ne yapayım? Bu adamı evinde bulamadık, ne yapacağız lan? Ya işte iş yeri adresini de bulamadık. Bulaydık iyiydi, en azından oraya giderdik. Ya yani şey yaparız. Evine bir bakarız. Evinde yoksa ben bunun nerede çalıştığını bulurum. İyi. Bas o zaman eve gidelim de Harun'la Cevo'ya ayıp etmeyelim bari lan. Ya benim de bir işim vardı lan. Ne işin vardı kardeş senin? O nasıl bir şey sormak ya? Benim işim olamaz mı oğlum? Elif'i arayacaktım lan. La oğlum ne arayıp duruyorsun sen bu kızı ya? La oğlum. Aramazdım da işte. Akşam arayacağım dedim şimdi. Aramazsam ayıp olur, anladın? Tamam işte, akşam demişsin oğlum. Gecenin körü oldu. Evet arama. La ah babuş, öyle olur mu oğlum? Bir defa arayacağım dedim mi aramak lazım yani şimdi. Öyle olmaz yani. Nasıl olmuş? Fena değil. Ne zaman göndereceksin? Sende internet var mı? Yandaki komşuda var, onu kullanıyor. Ha tamam, ama onun şifresi lazım. Şifre var mı? Var var, bir yere yazmıştım. Tamam. Efendim? Ha, alo. Şey diyecektim. Sen şey demiştin yani, bugün buluşalım diye. Buluşalım mı, ne yapalım? Ben kendimi pek iyi hissetmiyorum bugün ya. Üşüttüm galiba, böyle bir halsizlik, bir kırgınlık. Bu akşam çıkmasam iyi olacak aslında. İyi tamam, başka bir akşam diyelim o zaman. Benim için daha iyi olur ya. Tamam, haberleşiriz. Tamam, eyvallah. Ne oldu? Hastaymış, evde yatıyormuş. Ha, tamam, ben şimdi hemen hallediyorum onu. Sana ne oldu lan? Senin işin yok mu? Gitsene sen.
Biz burada ne güzel oynuyorduk. Tamam, bitirdik işte. Al, tepe tepe kullan. Abi ben bunu gönderdim. Hemen kaçıyorum. Ya gitme. Yine gelirim, olmaz mı? Olur. Tamam, anlaştık. Hadi git yat lan. Melül melül bakıyor kızın arkasından. Ne oldu, kıskandın mı? Ne kıskanması oğlum, manyak mısın sen? Üf dede, çok sıkıcısın. Ben yatmaya gidiyorum. Yarın yine haberleşiriz o zaman. Tamam. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? Televizyon izliyordum. Belgesel açayım mı? He's lost two brothers. I know who to blame. No. Esra'ya ben söyledim. Ne söyledin? Senin benim kızım olduğunu söyledim. Ne dedi? Hiçbir şey söylemedi. Neden söyledin? O gece hani evi terk edip gitmiştin ya, ben çok kızmıştım hani. Akşam Esra geldi. Onu evden kovdum ben falan dedim. Yani neden söylediğimi bilsin istedim ben. Anladım bari seni. Çünkü sadece sen tutuklarsın beni. Kapansız uyanış gibi. Ben hata yapmak istemiyorum artık. Çok sıkıntı. Ne yapacaksın? Daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük. Üzülme baba. Hayır. Katili yakaladınız mı? Birini yakaladık. Bugün savcılığa çıkaracağız. Kimmiş? Emin. Emin Şanlı. Tanıyor musunuz? Kanlımız şerefsiz. Onca zaman sonra nasıl buldu abimi? Bilmiyoruz. Cenazeyi memlekete mi götüreceksiniz? Sen nerede kalıyorsun? Abimin evinde. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ne oldu şimdi? Öldürme sırası size mi geçti? Sırası bassın komiserim. Böyle dava mı olur? Gitti işte abim. Hep öyle diyorsunuz da memlekete dönünce bıçakları biliyorsunuz. Nasıl olacak? Şişt, ben şu Burhan'ı almaya gidiyorum lan. Şu tanığı kaçarken gördüğü adam vardı ya. Tamam. Sen de işte tanığı al, teşhis ettirelim. Tamam kardeş. Tamam.
Ne kadar daha buradasın sen? Yarın ya da öbür gün cenaze aracını ayarlayınca götüreceğim. Hey, başınız sağ olsun tekrar. Ben gelemeyeceğim yani. Mesat bırakmıyor. Yok canım, ne kusuru, dert etme kendine. Böyle senin için daha iyi olacak herhalde zaten. Şevket sana zam yaptı mı? Yok, yapmadı. Neden? Şimdi ben kira veremeyeceğim ya. Benim kira payımı Şevket sana zam olarak verecek. Yok canım, ne gereği var? Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Ne habersiniz? Sağ olun. Sen? Ne o? Yüzün gülüyor. Evet, neşeliyim bugün biraz. Biz de ev işini konuşuyorduk. Öyle mi? Ne yaptınız ev işini? Behzat'ın yanına gidiyorum. Bırakmıyor beni. Çok iyi. İsabet olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi Savaş bana güvenerek eve çıktı ya. Ha. O yüzden senin Savaş'a 300 lira zam yapman lazım. Ne zammı kızım? Yok, gerek yok. Kira zammı. Yok be. Zammam yapmam ben. Yeni eleman o. Ne diyorsun? Ya ben eski elemanım. Sen bana yap zammı, ben Savaş'a vereyim. İyi, tamam. Olur. Olur. Bu İhsan kardeşiyle görüştünüz mü lan? Görüştük abi. Da değişik bir şey anlatmadı. İşte kanlısıymış. Abisinin evinde kalıyormuş. İhsan işi bitince de memlekete götürecekmiş. Otopsi? Ondan da farklı bir şey çıkmadı. İki kurşun. Biri ciğere saplanmış, biri sağ böbreğe. Kurşun da zaten eminim silahtan çıkmış. Dosyayı kapatıyorum amirim o zaman. Dur. Bir hayalet gelsin de. Erdoğan mı? Buranı getirdiydim abi. Cinayet gecesi bunu kaçarken gördüğü adam. Ha. Sen emin misin lan? Eminim amirim. Odada bir sürü adam vardı. Bir görüşte tanıdım. Sorgu odasında. Ha. Ben gidebilir miyim amirim? E git. Biz de şuna bakalım lan. Sorgu odasında. Ha, ne yapalım? Bakalım. Ben bir şey yapmadım amirim. Kaçtım sadece. Niye kaçtın lan? Adamı öldürdüm, kaçtım işte, otur. Amirim, ben cinayeti gördüm. Amir o, komiser benim. Ne gördün lan sen? Adamın vuruluşunu gördüm. Katili gördün mü? Evet. E tarif et o zaman. Oğlum sen katili gördün madem, niye gelip ifade vermiyor? Korktum amirim. Emin abiyi ben daha önceden de tanırım. Onu birini vururken görünce korkup kaçtım işte. Sen nereden tanırsın? İş yerlerimiz yan yana. Oradan tanıyorum. Ne arıyordun sen o saatte orada? Ben de aynı mahallede oturuyorum. Şu Emin'i yan odaya yalla. Bir baksın bakalım teşhis edebilecek mi? Hangisi lan? İki numara amirim. Tanıyorum ben, Emin abi işte. Sen şöyle geç bakayım, bir anlat bana ne gördün sen. Geç. Bakkaldan bir şeyler almış, eve doğru gidiyordum. Birden Emin abiyi gördüm. Benden uzaktaydı bayağı. İshak! Polise niye haber vermediniz lan? Korktum amirim. Eve gittim ilk önce düşünmek için. Ama hani silah sesini duyup da ışıklarını yakanlar olunca birileri polisi aramıştır diye düşündüm. İfadesini alın lan. Dosyaya da ekleyin. Tamam, ben alırım abi. Hadi lan. Eda. Efendim Cevdet. İyi misin? İyiyim. Ne oldu? Birkaç gündür dalgın gözüküyorsun da. İyi misin gerçekten? Yoo, iyiyim evet. Eda bak, biliyorum çok fazla şey paylaşmıyoruz. Ama benim canım sıkıldığında ben sana anlatıyorum. Mesela Aslı ile ilgili olan her şeyi anlattım. Eğer sen de anlatmak istersen dinlerim. Bir şey yapabilir miyim bilmiyorum ama en azından rahatlamış olursun. Behzat! Sağ ol Cevdet. Buyurun müdürüm. Behzat! Nerede, Behzat yok mu? Sorgu odasında. Bir durum var müdürüm? Bak bakalım. Bak bakalım bir durum var mı? Bak! 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 Ne oluyor lan? Bak abi. Bak. Bak olan bu. Ne oluyor? Elif Camcıoğlu.
Kim lan bu? Hayalet'in arkadaşı olmasın? Hayalet'in arkadaşı. Ha. Bir ara geldi de sen şutta değildin ya abi. He. Çağırın gelsin lan. Abi Hayalet ifade alıyor. Lan s**ra gelsin buraya! Hadi! Ha. Abi. Alo Behzat. Ne haber kardeşim? Saçma sapan konuşma abi. Oho, iyi geliyor sesin. Ne oldu abi? Bir şey mi söyleyeceksin sen? He, bir şey söyleyeceğim. Şule'yi bırakmamışsın. Sende kalacakmış. He. Çok iyi oğlum. Şule'yle konuştum. Acayip mutlu. Aferin sana. Bir de seni arayayım dedim bakayım. Ne alemdesin. Neyse. Hadi ben kapatayım. Seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Meşgul adamsındır sen. Dur abi dur dur. Dur kapatma ya. He, ne oldu? Seninle bir konuşsak mı ya? Olur konuşalım, dinliyorum. Yok öyle olmaz yani telefonda. Yüz yüze olması lazım. Tamam oğlum, ofisteyim. Akla gel. Akşam. Ne derdin var oğlum? Yok be abi, bir derdim falan yok ya. O Esra ile ilgili. Lan oğlum, ne yaptın lan kadına? Hamile falan mı bıraktın yoksa? Git abi ya. Ha. Nerede? Eyvallah abi. Bu gazeteciyi sen getirmiştin değil mi lan? Vallahi benim haberim yoktu abi. O bilgileri ben vermedim. Salak mısın lan sen? Nasıl abi? Nereden buldu bu kız seni? Şey işte. Ilgın'ın arkadaşı. Ilgın. Gazeteci. Organizenin aldı. Ha, organize aldı. La oğlum akıllanmayacaksın değil mi lan sen? Vallahi. Kusura bakma abi ya, bir daha olmasın. He. Bu gazetecilik tüm dibine sokarsan abi böyle haber oluruz. Aferin. Ben şu iki dakika alayım mı abi? He. Kesin herif görecek lan bu. Muhteşem bir haber. Yalnız devamını da isterim. Güzel bir yazı dizisi olur bundan. Teşekkür ederim. Tepkiler çok iyi. Sen yine de işin peşini bırakma. Katil yakalanana kadar bütün gelişmeleri verelim bize abi. Tamam mı? Tamam. Cinayet bürodan mı öğrendin sen bunları? Hayır. Cinayet büro eski başkomiseri. Ama kendisi hala işin içinde. Cinayetler 15 yıl öncesine kadar uzandığı için o da soruşturmaya dahil olmuş. Ama ben ismini kullanmadım. Keşke cinayet büronun yeni başkomiseriyle konuşsaydın. Onunla da konuşmayı denedim ama o konuşmadı. Hatta kovdu bile beni. İyi bir gazeteci kapıdan kovulunca bacadan girecek bir yer. Tebrik ederim yine de. Teşekkür ederim. Bakkala konuşmadınız mı lan? Konuştuk abi. Nasıl konuştunuz lan? Bu Burhan bakkala gitmiş, bir şeyler almış, eve giderken Emin'i görmüş. Burhan Emin'i gördüyse o zaman bakkalda silah sesini duymuştur. Siz konuşmadınız mı lan? Abi konuştuk, bize bir şey demedi. Oğlum bir gidin bir daha konuşun lan. Sen ne yaptın lan? Hazır ediyorum amirim birazdan. Evet, evet. Hayırdır? İyileşmişsin. Evet evet, daha iyiyim. Gelsene dışarıda konuşalım. Yok, burayı ya. Ne yaptığını zannediyorsun kızım sen ya? Ne oluyor ya? Haber yapmışsın bizim cinayeti. Ne yapacaktım? Katili mi yakalayacaktım? Biz katili bulunca haber yapacaktık. Ya bağırmasın. Tamam tamam, sorun yok arkadaşlar, tamam. Ne var oğlum, benim de özel. Otur yerine. İnsanlar benden haber bekliyordu. Şu anda en çok dikkat çeken haber bu. Hem sen ne bağırıyorsun? Ben sizden kimsenin ismini vermedim ki. Ya sen bu haberi yaparak bizi ne kadar zor durumda bıraktın, farkında mısın?
Neden? Ben sizin için motivasyon olur diye düşünmüştüm. Ya bir de üstüne kafa yapıyorsun yani ha? Ya ne bağırıyorsun? Bak, ben seni bu işin içine sokmamak için elimden geleni yaptım, tamam mı? Kaldı ki sen beni bu işin içine sokmadın. Ne yapsaydım? Ben de gittim Aziz'le konuştum. Aziz abinin numarasını benden aldın ama. Sen ne yapıyorsun kızım sen ya? Sen hepimizi kullanıyorsun. Yemin ediyorum helal olsun sana ya. Hayalet. Ya bırak. Buldunuz mu komiserim adamı? He bulduk, bulduk da biz sana başka bir şey sormaya geldik ya. Buyurun komiserim. Sen bu bakkalı kaçta kapatıyorsun? Vallahi ben bu bakkalı saat 10'da kapatıyorum. Hırsızı var, sarhoşu var, uğraşmak istemem. Geçen gece buralarda birini vurmuşlar. He duydum komiserim. O zaman açık mıydın? Kapalıydım komiserim. Ben sabah gelince duydum adamın vurulduğunu. Emin misin? Eminim komiserim. Ben o saate kalmam. Bir şey mi oldu komiserim? Yok bir şey ya. Sen işine bak. Alo abi. Ha şimdi bakkalın yanındayız da ben cinayet saati kapalıydım diyor. Hayır. Hadi eyvallah. Kardeş sen de bizle geliyorsun. Hayırdır komiserim? Bir ifadeni alacağız ya, yok bir şey. Ya benimle ne ilgisi var? Ben bir şey görmedim ki. Ya tamam oğlum işte bir imzalık işim var. Hadi gel. Bir dakika hanıma haber verin de gelsin baksın. İyi. Anlat lan. Anlat lan. Niye iftira attın adama? Yalan söylemiyorum abim. Ben kimseye iftira atmadım. La oğlum. Sen bakkaldan çıktığını söylemiştin değil mi o gece? Ha? Bakkal kapalıymış. Geliyor şimdi buraya. Şey... ihtiyacım vardı amirim. Para verdiler bana. Emin'in çalıştığı pavyonun yanındaki pavyonda çalışıyorum ben de. Oradan tanıyorum onu. Kim verdi lan? Amirim... Amirin ağzını s**tim ha. Kim verdi? Menekşe verdi amirim. Menekşe, şarkıcı olan. Evet, evet amirim. Niye iftira attınız lan adama? Ben bilmiyorum. Bana Emin'i gördüğünü söylediler sadece. Ben de söyledim işte. Olay yerinde ne işin vardı lan senin? Ben o mahalleye yakın bir yerde oturuyorum. Nereye? Merak şey lan. Ben de gideyim mi? Gel. Niye gidiyorsun? Ne oldu be? Aziz abi konuşmuşlar Elif'le. Ya oğlum ben sana demedim mi bu hatuna yüz verme diye? Oğlum ben de konuşmazdım da. Bir türlü... ılgın mılgın deyince... Ya ben ne bileyim ya? Belki de bir bildiği vardır komiserim. Sonuçta Aziz başkomiserin tecrübelerinden de yararlanmak lazım. Faydalanmak lazım, güvenmek lazım. Ne diyorsun lan sen? Olamaz mı yani? Amirim nerede? Sorguda herhalde. Harun yanına indi. Şimdi anlayacaksın, bu Burhan yalancı şahitlik yapmış. Niye Emin'e iftira atmış ki anlamadım. Emin de tanırdı. Evine girmişliği, çıkmışlığı, ekmeğini yemişliği var. Niye öyle bir şey yapmış hayret? Ya yapmış. Çünkü yalancı şahitlik için senden para almış. Benden. İftira kardeşim. Ben niye öyle bir şey yapayım? Ben Emin'i çok severim ya. O benim kardeşim ya. Geçen gün öyle demiyordun ama. Ha bir de şikayetçi oldun sen. Ha o zaman başka. O gün işe geç geldi diye kızdıydım. Bir de arabam onun yüzünden hırdahış olunca sinirle söyledim. Sonra daha sonra gittim şikayetimi de geri aldım. Üstelik cezaevine de ilk ziyaretine ben gittim. Aha da Allah şahit. E o zaman senden niye para aldığını söyledi bu herif? He. Niye öyle söyledi? Ya o çocuk bizim bitişik pavyonda çalışıyor. Benim de hemşerim kendisi. Para lazım olmuş, babasından para istemiş. Babası da oradan bizim bir tanıdıkları bulup aracılığıyla beni aradılar. Abla sende para var, mümkünse çocuğa ver, biz daha sonra göndeririz dediler. Ben de o amaçla verdim. Baba kim? Adı Zeki, soyadını hatırlayamadım. Zeki. Emin yapmamıştır değil mi kardeşim? Bakacağız. O çok yüreği güzel bir insan. Aslında tavuk bile kesemez o. Bakmayın silah falan taşıdığına. E bu araba ne oldu? Araba önemli değil. Emin kardeşim kurtulsun da olan arabayı olsun. Kalkalım mı? He. Hadi hayırlı haberlerle inşallah. Hadi inşallah.
Eda, bu Burhan'ı ne yaptın kızım? Baktım amirim, çok ilginç. Ne ilginç? Emin Burhan'ın dayısı. 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 Vay şerefsiz. Dayısına mı iftira atmış? Ula belki bilmiyordur ha. Bu Emin küçük yaşta evden ayrılmış. Bu Burhan'ın babasının adı Zeki. Evet, Zeki. Nereden bildiniz amirim? Anlat lan nereden bildiğimi. Yaşadığı birkaç tecrübe var. Onunla... Anlatacağım lan. Niye abi? Oğlum sen dayına niye iftira attın lan? Dayım mı? La oğlum biz her şeyi biliyoruz da. Her şeyi biliyoruz biz. Emin'in senin dayın olduğunu, Menekşe'den babanın para aldığını. Biliyoruz biz her şeyi. Ha. Bak kafayı öne eğmeye başladı abi. Kafayı öne eğince anlatıyor bunlar. Dayım töreden kaçmış. Ben daha doğmadan köyden gittiği için beni tanımıyordu. Dedemle babam iş ayarladılar bana Ankara'da. Aslında pavyonda çalışmazdım, ihtiyacım yok. Sırf dayıma daha yakın olabilmek için. Hemşire ayağına dayımla samimiyeti kurmaya başladım. Zaten bir şey sorduğu da yoktu. Sık sık evine gidip gelmeye başladım. O zaman öğrendim silah olduğunu zaten. Şimdi oraları geçsin sen. İsa'yı nasıl öldürdün? Bir akşam yine evine gitmiştim dayımın. O zaman da... Abi valla sağ olasın. Arkadaşlar yine bir sürü misafir getirmişler. Evde kalacak yer yok. Yine senin başına kaldık. Ya bak bu olmadı şimdi ha. Oğlum bu ev senin evin aynı zamanda. İstediğin kadar kalabilirsin. Yalnız benim bazı işlerim var. Bu cümbüşün teli falan kopmuş, onu alacağım. Tamam. Ben kapıyı çeker çıkarım o zaman ha. Ben sana anahtarı bırakırım oğlum. Akşama alırım pavyondan nasıl olsa. Sabaha kadar anca geliyoruz. Kapı açık kalmaz. Tamam. Anahtarın yedeğini yaptırdım. Aradan birkaç gün geçmişti. Dayım evden çıktıktan sonra dışarıda bekledim. Sonra gidip silahı aldım. Adamın cebine adresi koyduktan sonra gidip silahı yerine bıraktım işte. Hem kanlarınızı öldürdünüz, hem de töreden kaçan Emin'den öc aldınız. Bir taşla iki kuş. Dedem dedi amirim yeminle. Al lan bunun ifadesini al. Emin'i de içeriden çıkar. Tamam. Kalk ayağa. Kalk. Gel benimle. Burhan için ek gözaltı süresi istedik. Asayiş bürosuna iki kişi görevlendirip Burhan'ın dedesiyle babasını gözaltına alıp buraya getirecekler. Aferin lan. Aferin Ceydo. Müdürüm. Ne lan bu gelir gelmez? Görevlendirme yazısı müdürüm. Ha. Okudunuz mu haberi? He. Kim anlatmış olanları? Kimden çıktı? Kimden çıkmış haber? Aziz abi. Aziz abi anlatmış. İyi p***miş. 15 dakikada bir başka müdür arayıp tepeme binecek yine. Ne halt edeceğim ben? Ya konuşacağız işte. Aziz anlatmış işte boş boğazlık edip. Konuşacağız, halledeceğiz. Zaten adamlar biliyorlardı ya. Küçük küçük anlatıyorlardı ama şimdi daha detaya girmişler. Hey, o öbür işi sorayım bari. O ne oldu? Emin'i yeğeni öldürmüş. Suçu da dayısına atmış. Biz şimdi buranın dedesiyle babasını getireceğiz. Sonra da savcılığa sevk edeceğiz. Hey, kolay gelsin. Gel oğlum. Git. Kalk, otur. Abi, sen geçiyor musun? Evet. Hadi bakalım şöyle. Ben çıkıyorum. Eve mi? Yok ya, Behzat'a. Bir şey konuşacakmış benimle. Neyle ilgili olduğunu söyledi mi? Ha, şey Esra Hanım'la ilgiliymiş. Bir şey diyeceğim. Sen bu konuda bir şey biliyor musun? Yok. Bilmiyorum. İyi hadi.
Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Alo Esra. Ne haber lan Besat? Geciktin mi? Yok be abi. Ben de daha ilk dubledeyim. Bana da bir dakika verir misin? Oğlum iyi yaptın lan bunu. Epeydir yapmıyorduk, buluşmuyorduk ha. Özlemişim vallahi, iyi akıl ettin. Eyvallah abi. Senin işin gücün falan yoktu değil mi abi? Bak kardeşim ya neler söylüyor. Ne iş oğlum? Çağırmışsın sen. Bütün işler biter. Gel bir merhaba diyelim. Neymiş bakalım şu Esra ile ilgili anlatacakların? Hı? Biz ayrıldık abi. Ne diyorsun lan? Ne ayrılması? Dakika bir gol bir. Daha şuraya oturdum. Bombayı patlattın. Oğlum niye ayrılıyorsun lan? İnsan ayrılır mı? Koskoca Cumhuriyet Savcısı oğlum. Niye ayrılıyorsun? Tamam lan. Tamam anlat. Ne oldu? Niye terk ettin kadını? Ben terk etmedim abi. O terk etti beni. Terk edildi. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? Ne yaptın kadına? Ha? Ne dedin lan? Ben bir şey yapmadım abi. O beni terk etti. Uydurma lan. Yapmışsındır bir şey. Lan her dakika bir sürpriz be. Söylemedim daha. İstersen önce yemekleri söyleyelim. Olur. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Menüyü almayalım. Biz bir meze tepsisi görelim. İçecek olarak ne arzu edersiniz? Ben bir rakı alayım. Sen? Kola. Kola. Rica ederim. Hayırdır? Ne konuşmak istiyorsun benimle? Aslında Behzat bir şeyler anlattı ama... Biliyorum, söyledi sana anlattığınız. Sen şimdi gerçekten Behzat'ın kızı mısın? İnanamıyorum. Ya o kadar şaşırdım ki. Sen şimdi ne kadar zamandır Behzat'ın yanında kalıyorsun? Ne zaman öğrendi Behzat senin kızı olduğunu? Çok olmadı. Çok olmadı. Şule sen 1,5 senedir belki de daha fazla Behzat'ın yanında kalıyorsun. Niye daha önceden bir şey söylemedin? Ya ne bileyim, biraz birbirimizi tanıyalım istedim. Kızı olduğumu söylemeden beni sevebilecek mi? Onu görmek istedim. Çok olmadı yani öğrenelim. Sen nasıl öğrendin? Annem söylemişti. Peki annen nerede şimdi? Pardon. Seni üzmek istemedim. Bugüne kadar... Sen özel bir şey ister misin? Ne fark etmez, sen seç. Ben seçeyim. Tamam, levrek marin alalım. Peki. Fava, bir de kabak çiçeği alalım. Balık olarak ne arzu edersiniz? Balıkları sonra söyleriz. Peki efendim. Sağ olun. Şerefe. Şerefe.
Bugüne kadar neredeydin? Kim büyüttü seni? Ya şimdi bunları konuşmasak olur mu? Tabii. Pardon, kusura bakma. O kadar çok sorun var ki. Behzat'a sen mi söyledin? Hı hı. Ya onun için de kolay olmadı tabii. Bir süredir psikolojisi de pek iyi değil zaten. Fark etmiştim. Keşke benimle daha önceden paylaşmış olsaydı. Belki de şu an bunların hiçbiri olmayacaktı. Anlatmış olsaydı belki de şu an çok daha iyi olurdu aramız. Ne kim? Kim bilir? Kimseye anlatamadı ki. Sorun da bu zaten Şule. Ben Behzat'ı seviyorum. Ama o benimle hiçbir şey paylaşmıyor. Hem anlatmıyor hem de %100 hak vermemi bekliyor. Ben bu yükü kaldıramadım. Düzen. Düzen önemli bir şey oğlum. Sen de bir düzene girmek zorundasın. Nereye kadar böyle yaşayacaksın ha? Nereye kadar? Ya abi yine başlama Allah aşkına. Ne başlamamız lan? Yani doğruları söyleyince bozuluyorsun. Ağrıma gidiyor değil mi? Oğlum senin kafan geç basıyor. Konu bu. Ne alakası var? Ne alakası olmaz olur mu? Bak ben sana ne dedim? Savaş'ta Şule aynı eve çıkmasınlar. Kıza sahip çık falan dedim. Sen her şey bitmiş, kıza daha yeni diyorsun gitme falan kal burada diye. Evler tutulmuş. Ya neyse ya, olan benim 300'ü oldu ya. Ne 300'ü ya? Ya şimdi Şule eve çıkarken kendine ayırdığı payı istiyor yani. Onu Savaş'a verecekmiş. Allah Allah. E sen Savaş'a yapsana abi zambı. Olur mu lan öyle şey? Ben zammam yapamam çocuğa. O daha yeni girdi işe. Olmaz öyle şey. Ne diyordum lan ben? Düzen. Düzen. Düzen çok önemli. Bir düzene girmen şart. Düzensiz olmaz. Bak, koskoca Cumhuriyet savcısını düşün. Başkomisere gönlünü kaptırmış. Buldun da buluyorsun oğlum. İnce belli. Fıstık gibi kadın. Çay bardağı gibi. Çay bardağı. Düzen şart yani. Geldiğin için tekrar teşekkürler Esra. Ne demek? Bir de Behzat bugün seninle buluştuğumu bilmiyor. Haberi yok. Yani bir şey söyleme diyorsun. Ya merak etme, bu aralar pek konuştuğumuz söylenemez. Benden başkası biliyor mu? Şevket Bey mesela, abisi sonuçta. Ben kimseye söylemedim. Behzat da sanırım sadece sana anlattı. Sen de kimseye bahsetme olur mu? Bu konuda biraz Behzat'ın yapacaklarını beklemek istiyorum. Tabii. Anlıyorum. Ben de birazdan kaçayım. Geç kalmayayım. Aa, neden? Daha balığın duruyor. Ben bırakırım seni. Yok canım, gerek yok. Ben bırakırım seni. Taksiyle. Abi hayırdır? Öyle geçiyordum ben. Buralarda mı? Abimle beraber. Rakıver lan. Eda abi. Alo. İyi akşamlar, ben meyhane diyeyim. Nereye? Niye? Tamam. Tamam. Abi Eda beni çağırıyor. Gideyim mi?
Bu da Elif'e bozuk abi ya. Elif kim lan? Ya bu haberi yapan kız işte. He. Bugün gittim bir sürü bağırdım zaten abi. Kullandı beni resmen ya. Bir daha da görmem. Emin geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Müsaade var mı? Oturabilir miyiz? Sağ olun. Sen bir şey içer misin? Yok abi, sağ olun, almayın. Ben teşekkür etmek için uğradım sadece. Eyvallah. İşte bu kan davası böyle kötü bir şey. Sen kaçmak istersin, o seni böyle bırakmaz. Lanet pis bir şeydir. Ama sizlerden Allah razı olsun. Sayenizde paçayı sıyırdık bu sefer. Allah tuttuğunuz altın etsin abi. Eyvallah, eyvallah. Ben bu vesileyle sizleri de bizim mekana davet etmek istiyorum. Gelirseniz çok memnun oluruz. Menekşe de özellikle rica etti. Buradan hep beraber gidelim. Gidelim mi? Gidelim abi. He? Gide gide. Şu Harun'la Cevdet'i de ara da onlar da gelsinler. Eda? Harun. Hayırdır? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye çağırdın? Otursana. Oturayım da... Dur. Al. Oturayım da bura çok soğuk ya. Burada insanın şeyi donar vallahi. Sessiz, sakin bir yer olsun dedim. Tamam da soğuk soğuk. Otur. Hayırdır? Biraz konuşalım istedim. Ne oldu? Son zamanlarda ben seni böyle nasıl desem çok üzgünsün son zamanlarda. Evet. Bizim seninle daha önce konuşma şansımız çok fazla olmadı. Yo, oldu. Nasıl? Hastanede oldu. Ben bir gün hani bayılmıştım, sen geldin. Orada bir kilo muhabbeti oldu, sonra ben bir espri yaptım. Neyse, oldu. İşte şey... Ben senin hep yanındayım Harun. Beni ara. Yani sen istediğin zaman beni arayabilirsin. Efendim Hayalet. Tamam, siz gidin, ben gelirim. Ya tamam, siz gidin, ben gelirim işte, hadi. İşte bunlar yani, böyle şeyler. Bu kadar. Hadi de kalk hadi. Onları da oraya getir. Emin! Lan! Lan karışma amirim. Ne karışma lan? Kardeşimi vurdu bunlar benim. Ben vurmadım Hikmet kardeş. Vuran da yeğenindir. Bizim kanımız aktı, sıra sizde. Hikmet saçmalama, at şu silahı. Aşiretle görüştüm, kanını almadan gitmeyeceğim. Vur lan o zaman. Beni vur. Seni vuramam amirim. Düşmanım arkandadır. Emin istiyorsan önce beni vuracaksın. Vur lan! Ulan, ulan vur beni be. Vur be, vur da kurtulalım be. Ulan bitmediniz gittiniz be. At lan silahını. Yavaşça silahını yerine bırak. Amirim. Ben köye nasıl gideceğim amirim? Cenazemi nasıl götüreceğim? Nasıl bakacağım köylünün yüzüne? Aşirete ne cevap vereceğim ben? Hikmet git.
Git cenazeni göm kardeş. Git. Nasıl gideyim amirim? Nasıl götüreyim ben onu? Git lan. Git toprağa ver. Git. Artist misin lan sen? Ha? Vur beni. Beni vur. Madem vurduracaksın kendini, niye yoruyorsun bizi? Yürü. Ne oldu ki? Neden susuyorsun? Yanlış bir şey mi dedim? Şimdi niye söylüyorsun bunları? Başıma böyle şeyler geldiği için acıyorsun mu bana? Ha? Acıdığın için mi söylüyorsun sen bana bunları? Ne alakası var Harun ya? Ben sana niye acıyayım ki? Ben senin için kaygılanıyorum. Hem benim için kaygılanma Eda. Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yerine de kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma. Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana. Ya sen şimdi niye arkadaş olmak istiyorsun benimle? Ha? Şimdi niye arkadaş olmak istiyorsun Eda benimle? Ya ben senin için elimden gelen her şeyi yaptım. Sen de biliyorsun her şeyi yaptım. O sinemaya gittiğimiz günü hatırlıyor musun? Ben nasıl heyecanlıydım. Sonra sırf sen istiyorsun diye yes no kalmasın. Daha İngilizce öğreneyim diye gittim. İngilizce çalıştım 6 ay. Sabahları vokabları, akşamları gramer. Hala ya, hala senin gözüne gireyim diye o sarı Cevdet'le bizim Aslı'nın ilişkisine izin veriyorum. Sen ne yaptın? Ben bunların hepsini yaptım. Ben Harun Sinanoğlu olarak bunları yaptım. Peki sen Eda Kaya olarak ne yaptın? Ne yaptın bir söyle. Hiçbir şey yapmadın. Ya senin için sevgisinden ölecek, her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o senin malını sevdin. Sevdin de ne oldu? Ona şans verdin, onunla beraber oldunuz. Sonra seni aldattı. Sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin. Ben şeyi düşün şeyi. Kapının önüne geldim bir gün naz yapıyordun bana, aşağı inmedin. O sırada geldi köpekler beni ısırdı. Beni köpekler ısırdı ya. Sonra düğünüm. Düğünümde öyle çat diye geldin. Kala kaldım seni gördüm, ondan sonra gözlerini süze süze bana baktın. Nikah masasını bıraktım be. Bıraktım gittim nikah masasını. Sen daha ne gidiyorsun? Şimdi gelmiş bana, ben senin için kaygılanıyorum diyor. Kaygılanma Eda. Sen benim için kaygılanma, merak etme. Ben başımın çaresine bakarım, sen benim için kaygılanma ama. Harun. Ya Allah aşkına bana başka bir şey söyleme. Vallahi sinirlerimi bozuyor ha. Ben gidiyorum. Vallahi sinirim bozuldu, ben gidiyorum. Hadi gel, seni de eve bırakayım. Gelmeyeceğim ben. Kızım nasıl gideceğim bu saatte akşamın bir körü? Hadi gel. Gelmeyeceğim, git sen. Ya Eda, iti var, kopuğu var. Hadi gel gidelim. Bakarım ben başımın çaresine. Tamam. Gel bir taksi çağırayım ben. İyi. Çağır. Tamam gel, arabaya kadar beraber gidelim hadi. Geliyorum. Bunları da buradan aldım zaten. Hürsün. Çağırmışlar seni. Hiçbir şey söylemedi. Nasıl lan? Gece gece hiçbir şey söylememek için mi çağırmış? Ya benim için kaygılanıyormuş. Her zaman benim yanındaymış, istediğim zaman arayabilirmiş. Öyle diyor işte. Komiserim ben size söyledim. Eda sizin için kaygılanıyor dedim. Ya ne kaygılanması lan? Acıyor bana, acıyor. Ya bunu söyledi mi lan Eda'ya? Söyledim.
Çok teşekkür ederim Eda'cığım dedim. Sen benim için kaygılanma dedim. Benim arkadaşlarım var. Onlar senin yerine de kaygılanıyor dedim. Cins misin la sen? Kız yüzüne bakmıyor, peşinden koşturuyor. Gel konuşalım diyor. Sen kaçıyorsun. Nasıl olacak? Oğlum acıyor bana, acıyor. Anlamıyor musun la? Acıyor. Bak oğlum, ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Hepinize söylüyorum ben o zaman. Kendine de mi söylüyorsun abi? He, kendime de söylüyorum ben. Ne diyorsun abi? Şunu diyorum ben. Deveyi diken, insanı da yakışır diyorum. Anladın mı lan? Oğlum biz ne yapıyoruz ya? Ha? Ne yapıyoruz biz? Biz nereye gidiyoruz oğlum? Ha? Bu kafayla nereye gidiyoruz biz? Ben gidiyorum. Bak lan. Biz de gitmeyek mi lan? Sen geliyor musun bize? Yok, ben eve giderim. Sen ne yapacaksın lan? Arkadaşa gideceğim komiserim. Ne yap? Bu saatte kimse rahatsız edilmez. Bize gel. Olur komiserim. Geceler. Daha ne geziyor la burada? İyi geceler. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşmayacağız mı? Ben mi yanlış anladım? Konuşacağım da işte. İşte. İşte ne ya? Başta gitsin. Tamam. Hayalet mi diyeyim, sabrı mı diyeyim? Hayalet demedi, sabrı diyeyim. Ya şimdi bırak hayaleti, sabrı. Sen neye geldin? Bak. Ben bugün yaptığın şeyi hiç doğru bulmuyorum aslında. Yani iş yerime geldin, bana bağırdın. Ya ben gazeteciyim. Haber yapmamdan daha doğal bir şey var mı sence? Ya kimsenin haber yapmana kızıyor ki, he? Ne o zaman? Ne o zaman? Sen haber yapmak için ılgını kullandın ya. Ben de sizi arkadaş zannediyorum. İşte o da demek benim mallığımmış yani, anladın mı? O da benim mallığımmış. Ya öyle söyleme. Anlıyorum. Ama bak, ben seni kızdıracak hiçbir şey yapmak istemedim, tamam mı? Bundan sonra da seni kızdıracak hiçbir şey yapmayacağım. Hem sen demedin mi bana? Benden sana haber çıkmaz. Git amirimle konuş. Amirin de kovdu beni. Ben de gittim Aziz Başkomiser'le konuştum. Ne yapayım? Ya lütfen, ya lütfen inan bana. Bak doğru söylüyorum. Hayalet. Bak. Zaten Ankara'da hiç tanıdığım doğru düzgün kimse yok, biliyorsun. Ve senin arkadaşlığını da kaybetmeyi istemem. Lütfen inan. Çok özür dilerim. Affettin mi? Alacağız. Bakışları kararmadan
tırnakların körelmeden ve hiçbir zaman denemeden ve hiçbir zaman denemeden anlayamazsın, anlayamazsın. Benim sevgimi almadan, şarabından tatmadan, hüzünlenip dalmadan ve hiçbir zaman yaşamadan ve hiçbir zaman yaşamadan anlayamazsın, anlayamazsın. Gülümsemen olmadan ve sana dokunmadan, gözlerine bakmadan anlayamazdım, anlayamazdım, anlayamazdım. Gülümsemen olmadan ve sana dokunmadan, gözlerine bakmadan anlayamazdım, anlayamazdım, anlayamazdım. Hoş geldin Mehsat. Sen müsait miydin? Hı. Börek de açmıştım, buyurmaz mısın? Saatin kaç olduğunu farkında mısın ya? He. Sabahın köründe farkında olarak geldiysen eminim benimle de paylaşacaksın neden geldiğini. Konuşalım mı? Sen konuşacaksın. İnanayım mı sana? Ben çok çekilmez bir herifim değil mi? Çok. Sinir bozuyorum. Evet. Başka? Başka? Ne başka sabah sabah? Ya sen gayet güzel sayıyorsun işte. Kendin say. Ya tamam işte ben biraz sarhoşum. Yani işimden başka bir s**im düşünmeyen bir herifim ben değil mi? Evet ve evet. Bir de şeyim ben, vurdum duymazım. Evet. Bunları saymak için mi geldin sen buraya? Şimdi ben bir şey soracağım sana. Ne? Evlensen ya benimle. Ne? Evleneceksin mi? Evet. Evet. Sen düşünmek için zaman falan istemeyeceksin yani. Hayır. Hayır. Let it.
güzel insanı sundum derleri.